Türkiye'de birçok belediyeyi 25 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yıldır da devleti yönetiyor ama hala vatandaş suçlanıyor. Şimdi hem Mehmet Özaseki hem de Nurettin Canikli vatandaşı suçluyor. Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum ben. Belediye imar vermezse vatandaş oraya nasıl ev yapacak? HES'leri yaparken siz dere yataklarını değiştirirsiniz. Bunun sonucu bu. Ve sorumluluk almıyorlar. Sorumlular da, zamanın sorumluları da elini kolunu sallayarak geziyor. Ceza yok. Ya o dönem ne yapıldıysa, o dönem bunları kim yaptıysa ceza almıyor. Cinayet bu. Cinayet. Şimdi önümüzde bir deprem riski var. Önümüzdeki en önemli problemlerden bir tanesi. Ve yapılan hiçbir şey yok. Şimdi benim şehrimde mesela yaklaşık 10 bin bina var yarın yıkılması gereken. Belediye başkanlarına soruyoruz, diyoruz ki siz seçimlerde bunu vaat ettiniz. Niye yapmıyorsunuz? Diyor ki vatandaşla anlaşamıyoruz. Niye vatandaşla anlaşamıyorsun? Çünkü müteahhitlik yapıyorlar. Birçok somut örneği var. Eğer hakkaniyetli davransalar, vatandaşın hakkını korusalar, vatandaş da tabii ki daha yeni, modern bir evde oturmak ister. Bir ikincisi, bahane üretecek bir halleri yok. Belediyeler ellerinde, bakanlıklar ellerinde. Ya buradan bir kere daha bunu ısrarla söylemiş olalım. Bu depreme hazırlık, binalar açısından söylüyorum, suratlı bir şekilde buna başlanması lazım. Kanal İstanbul'a harcayacağınız kaynakları lütfen bu taraflara harcayın.